bazı sıkıntılar çekmesine rağmen devletsiz ve istiklalsiz kalmamıştır. Karamanmaraş Süleyman Üniversitesi Milli Kültür Hareketi Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği Türk Ocakları Genel Başkanı Profesör Doktor Mehmet Öz'ün katıldığı Türklerde Devlet Anlayışı adlı konferans düzenlendi. İnsanlık tarihinde Türk deyince akla gelen şey devlet fikridir. Çünkü Türkler tarih sahnesine millet şuuru ile çıkmışlar, hürriyet ve istiklal duygusuyla çeşitli bölgelerde değişik atlarda devletler kura gelmişlerdir. Konferansa akademisyenler, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hınca hınç dolduğu konferansta selamlama konuşmasını Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Solak yaptı. İlki olarak nitelendirdiğimiz bu toplantı ve onun misafiri çok değerli hocam Mehmet Öz, Türklerde devlet geleneğiyle ilgili Türkiye'de tarih derecesinde apayrı bir yeri olan, benim kendi şahsımda da hocam olması hasebiyle ayrı bir yeri olan hocamızı üniversitemizde misafir etmekten ve topluluklarla ilgili faaliyetimizde böyle bir kişiyle açmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Şimdi Türk devlet geleneği, Türk devlet anlayışı dediğiniz zaman hep aynı şeyden bahsetmiyorsunuz. Tarih içinde değişerek gelen, devam eden ama aynı zamanda değişerek bugüne kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü 2000 yıldan bahsediyoruz. Veyahut 3000 yıldan bahsediyoruz. Hatta tabii eğer biraz daha spekülatif alana girersek 5000 yıldan bahsediyoruz. Ama devlet yapısının bir takım unsurlarını anlamak bakımından, devlet anlayışını yansıtan metinler bakımından bakıldığında işte 2000 yıllık bir geçmişten bahsedeceğiz.